Halil Ferah. Son seçim değilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha son seçimim açıklamasının ardından muhalif kesim bu sözlere inanmadığını gösteren türden yanıtlar verdi. Zira daha önce de birkaç kez bu türden açıklamalar olmuş, hiçbiri gerçekleşmemiş, hatta anayasa zorlanarak üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul ettirilmiş, her şey sıfırlandı açıklaması yapılmıştı. Hepimizin bildiği gibi bu iktidar sıfırlama konusunda uzman. Burada tek tek saymaya gerek yok. Ama kendi içlerinde ne oldu bilemiyorum. Acaba bazıları tamam bizim sıramız geliyor diye bir düşünceye mi kapıldı? Anlamadım. Fakat konu uzatılmadan hemen bir açıklama geldi. Eski Adalet Bakanlarından Bekir Bozda sosyal medya hesabından bu seçim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir ifadelerini kullandı. Hemen ama bu üçüncü kez diye düşünmeyin. Dedim ya o eski sistemdi. Bozdağ açıklamasını şöyle sürdürdü. Ancak yine anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Yani herkes şöyle otursun yerinde, boşalan bir yer yok, kafanızı karıştırmayın mı demek istedi bilemedim. Bozdağ mesajını anayasanın bu hükmüne göre meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. defa Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir bilinmez. Belki de vakti gelince meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alarak Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola hayrola. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler diye bitirdim. Hani demiştik ya yeni anayasayla tekrar aday olabilir diye. Aslında gerek olmadığı, dördüncü kez aday olmasının önünde küçük bir set olduğu, onun da kolayca aşılabileceği hatırlatıldı bazılarına. Yani aynı konuşma içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak sözü boşa çıktı ve ne emanet devri? Ben daha buradayım dendi. E biz de hayırlı olsun diyelim. Zaten birçok yorumcu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerde iktidarın başarısız olması durumunda erken seçimin kapısının aralanacağını söylemedi mi? Hele ki bu ekonomik durumda kaçınılmaz demiyorlar mı? Alın size fırsat. Muhalefet de hayır demeyeceğine göre hayırlı olsun. Nur topu gibi bir erken seçimimiz oldu demektir. Peki yapılır mı? Ne bileyim. Her şeyi benden beklemeyin. Biraz da siz yorum yapın. Ha illa bir şey söyle derseniz ya yeni anayasa ya da erken seçim kararı ama öyle ya da böyle o can o bedende olduğu sürece adaylıktan vazgeçmez.